Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu güzel battaniyemize çalışacağız. Battaniyemizi tığ işi ördüm ve bebek battaniyesi olarak çalıştık. Bu modelimizde sizler de yine bebek battaniyesi olarak çalışabilirsiniz. Yetişkin battaniyesi tek ya da çift kişilik ya da hemen tv izlerken dizlerimizin üzerine örtmek için minik örtülerde örebiliriz. Ee, şöyle gördüğünüz gibi çok farklı renklerle çalıştık. Ee, kalan iplerimizi değerlendirmek için son derece güzel bir model. İsterseniz e, ya kalan ipleri değerlendirirsiniz ya da birkaç renk belirleyip bu modelimizi çalışırsınız. Dilerseniz iki ya da üç renkle tek renkle de çalışabilecek hoş bir model. Ama renk fazlalaştıkça çok daha güzel durmakta. Şöyle baktığımız zaman bakın Sıralarımızın kimisini iki sıra, kimisini 4 sıra. Yani farklı farklı e, ölçüler görmekteyiz. Kiminde daha çok örerken, kimisinde daha az örmekteyiz. Bu da battaniyemizin görünümünü daha da bir şıklaştırmakta. Evet, bu modelimizin yapımına hemen başlayalım. Ben iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum. Ve şu şekildeki iplerimle de hemen modelimi sizlere küçük bir parça halinde kurmak istiyorum. İki sırada kendisini tamamlamakta modelimiz. Bir sıra geçiyoruz. İkinci sırada da modelimiz tamamlanıp bir bütün haline gelmekte. Evet şimdi istediğiniz ölçü ne kadar ölçüde örmek istiyorsanız o kadar zincirimizi çekin. Hatta fazla bile zincirimizi çekersek çok güzel olacaktır fazla kalan yani örmek istediğiniz ölçünün daha büyüğünde kalan zincirimizi kesip istediğimiz ölçü üzerinden örmeye devam edebilirsiniz. Bebek battaniyeleri genelde 80'e 80 ya da 90'a 90 olmakta. Tabi bu ölçü standart bir ölçü değil. Dileyen 1 metreye 1 metre ya da daha fazla da yapabilir. Evet kolay gelsin diyerek bu ön anlatımdan sonra bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Öncelikle zincirimizi çekerek örmeye başlıyoruz. Ne kadar öreceksek o kadar zincirimizi çekelim. Mümkünse biraz daha da fazla çekelim ki modelimizle toparlanır. Geriye kalan zincirimizi keseriz. Ben şöyle modelimi anlatmaya yetecek kadar zincirimi çekmek istiyorum. Hatta biraz da şöyle çekelim. Kesmeyi de bilmeyen arkadaşlarımız için Gösterelim. Evet, bu kadar yeterli çünkü modelimizin yapımı çok çok kolay. Onun için bu kadar zincir bize gayet rahatlıkla yeterli olacaktır. Şimdi zincirimi istediğim boy çektim. En son zincirimizin yanındaki, bakın yanında gördüğümüz zincire şöyle tığımın başını doluyorum, batıyorum ve tek seferde alıyorum. Bir sonraki zincir yuvasına batıyorum, sık iğne, bakın başını dolamıyorum çekiyorum kapatıyorum tekrar tığımı başını doluyorum sıradaki yuvaya batıyorum ve tek seferde çekiyorum bir sonrakini sadece sık iğne olarak örüyorum doluyorum batıyorum çekiyorum yanındaki sık iğne Başını doluyorum batıyorum modeli bize yerleştirirken zincirimizin üzerine bir defa başını dolayıp alıyoruz bir tane zincir çekiyoruz ikisinde farklı zincir yuvalarına yapıyoruz başını doladığımı bir zincire sık iğnemi ise yanındaki zincire batıyorum bir tane doluyorum bir tane sık iğne ne kadar zincir çektiysek yani istediğimiz battaniye boyutu ya da ilik ceket fark etmez. Nerede kullanacaksak olana kadar bir başını dolayıp bir sık iğne şeklinde örelim. Sona kadar ördüm. Şöyle birkaç tane zincir bıraktım ki en son bakın sık iğne ile ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Başını doluyorum. Sık iğne ile bitiriyorum. Sık iğne ile bitirdim. Şuradaki fazla zincir diyelim. Kesme bilmeyen arkadaşlarım için göstermek istiyorum. En son ördüğümüz yerin 1 2. 2 yanını geçip üçten keselim. 3'ten kestim. Şöyle örgümüzün, zincirimizin ters yönüne doğru toparlıyoruz. Bakın şu şekilde çekiyorum ve sıkıştırıyorum ki sökülmesin. Evet bu şekilde kesebilirsiniz. Yani rahatlıkla istediğiniz kadar örebilirsiniz. Sık iğne ile tamamlamıştım. En son. Şimdi üzerine bir iki tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu sık iğnemizin üzeri iki tane zincir çektik. Şuradaki başını dolayıp battığımız yerde. Başını doladığım bir önceki sırada başını doladığım yere sık iğne örüyorum. Sık iğne olan yer bakın ne kadar belli. Sık iğne olan daha minicik durmakta. Sık iğne olan yere doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bakın başını dolayarak battım. Bir önceki sırada burada sık iğne örüyorum. Bir önceki sırada sık iğne olan yer minicik görünmekte. Üzerine başını doladım. Bakın tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve tek seferde. Modelimiz bu kadar kolay. Şimdi sık iğne. Sık iğnenin üzerine başını dolayarak örüyorum. Sık iğne. Başını doluyorum. Diğerine batıyorum. Sona doğru örerek geldim. Aşağıdan nasıl ördüysek üzerine tam zıttını örmekteyiz. Sık iğnelerimizin üzeri başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Tek seferde çektiğimiz yere ise sık iğnemizi örüyoruz. Şöyle görelim sık iğnemi ördüm. Başını dolayıp örüyorum. Ve sık iğne. Başını doluyorum. En son sık iğnemle bitiriyorum. Başını dolayarak başlamıştım. Bakınız bu şekilde tamamladım. Şöyle çevirmek istiyorum. Bakın buradan modelimiz kendini gösterdi. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum arkaya çeviriyorum şöyle arkaya çevirdim hemen sık iğne olarak batıyorum ikincinin üzerine sık iğneme başını dolayarak batıyorum ve şöyle görelim başını dolayarak battım şimdi sık iğnemi batıyorum başını doluyorum bir başını doladım bir sık iğne sona kadar ilerleyelim Evet yine sona doğru gelmekteyim sık iğnemi örüyorum başını doluyorum sık iğne başını doluyorum sık iğnemle tamamlıyorum 3 sıra ördük 4 sırada yani 2 sıra 2 sıra halinde de örebilirsiniz. 4 6 şekliyle de örebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde geçiş izi olmasından şöyle göstereyim. Geçiş izi olmasından rahatsız olmazsanız yeni rengimizi de bağlayabilirsiniz. Şöyle bağlayayım. Bakın. Her bir sırayı da kendiliğinden yani gruptan ayrı olarak da bu şekilde de örebilirsiniz. Çiftli örebildiğiniz gibi tekli de çalışılabilir. Evet şöyle ipimi yaklaştırıyorum. Ve mavi rengimi alıyorum. Tabi ipimizi kesebiliriz burada kalmasına gerek yok. Bir iki tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. Bakın hemen şurayı sık iğne olarak görüyorum. Sık iğne. Sık iğnemin üzerine bir defa doluyorum. Ve tekrar sık iğne bir defa başını doluyorum bir sık iğne doluyorum sık iğne örüyorum başını dolayıp çekiyorum ve bu şekilde işlemlerimi tekrarıyla ile ilerliyorum en son geldim sık iğnemle yine batıyorum zincir arasına bir iki tane zincirimi çekip çeviriyorum hemen dibine sık iğne olarak batıyorum. Başını doluyorum. Sık iğnemin üzerine çekiyorum. Bu şekilde farklı hiçbir işlem yapmadan tekrarlarımızı yapıp ipimizi değiştirerek ilerliyoruz. Çok belli bakın sık iğnemi görüyorum. İlk başlarken biraz dikkat ederseniz alışana kadar Sonra çok çok rahat öreceksiniz. Uç kısma geldim. Yine sık iğnem örüyorum. Şu aradan batıyorum. Diğer rengime geçiyorum. Farklı renkler kullanacaksak, e, özellikle de ara vereceksek mutlaka keselim. İki zincirimizi çektikten sonra çeviriyorum. Hemen sık iğnemle başlıyorum. Direkt batıyorum. Bir sonrakini başını doluyorum. Batıyorum. Sık iğne başını doluyorum sık iğnenin üzerine. Şimdi diğeri sık iğne. Bakın sık iğnenin üzeri başını doladım. Aşağıdaki doladığım yeri tek seferde. Evet gördüğünüz gibi İşlemlerimiz çok çok kolay. Dilediğiniz e, renkleri, dilediğiniz kalınlıkta örerek bu işlemimizi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Arada isterseniz hep aynı renkleri ister farklı e, renkler girdirerek e, bu güzel battaniyemizi örebilirsiniz. Güzel aynı zamanda çok kolay. Evet ben şimdi örmeye devam ediyorum. Örmeye devam ettim. Bakınız modelimiz büyüdükçe kendisini göstermekte. Alt sırada daha kendisini biraz daha az gösterirken modelimiz büyüdükçe daha güzel görülmekte. Tabi ipimizin dolgun olması da çok önemli. Dolgun ipler şöyle kalına yakın ipler daha hoş durmakta. Evet bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.